Bismillahirrahmanirrahim. El-Mumit Celle Celaluhu. Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren. İhya ve imate yani diriltme, yaşatma ve öldürme Allah'a aittir ve sadece O'nun işidir. Ondan başka kimsenin böyle bir işe gücü yetmez. Allah Teala'nın ölüleri diriltmesi, yoktan var etmesi ve var olanı öldürmesi de kendi gücünün ispatıdır. Her şeyin hükümranı odur ve ondan başka ilah yoktur. Bu nedenle ondan başkasına ilahlık vermek veya ilahlıktan bir cüz, bir parça vermek de şirktir, küfürdür. İşte aşağıdaki ayetler bu konuyu anlatmakta ve gayet net olarak öldürme ve diriltme işinin Allah'a ait olduğunun altını çizmektedir. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki siz ölü birer nutfe hormon idiniz. O sizi diriltti. Sonra ecelleriniz gelince sizleri yine öldürecek. Sonra kıyamette sizi diriltecek. Sonra da amellerinizin hesabı görülmek üzere ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 28. ayet-i kerime. Bir takım kimseler bu ayetin anlamını yanlış vererek saptırmakta ve reenkarnasyona delil olarak göstermektedirler. İddiaları da ayetteki "sizler ölüyken diriltti" şeklindeki burada olmayan ama diğer bir kısım meallerde verilen anlamdır. Burada Fikri Yavuz Hoca düzgün meal verip parantez içiyle manayı kuvvetlendirmiş ve yanlış anlamayı kapatmıştır. Bu konuda daha önce yazdığımız için burada yazmayacağız ve konuyu Karizma, Nesil, Nokta gibi 3 ayrı yayın evinden çıkmış ve doktora tezi olan Reenkarnasyon ve Ruhçuluk ve Reenkarnasyon kitaplarına havale edeceğiz. Kısaca belirtelim ki reenkarnasyon diye bir şey yoktur ve bu bize Hint dinlerinden geçmiştir. İslam alimlerinin hiçbiri kabul etmediği gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de kabul etmezler. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir öldürür demiş, o da ben de diriltir öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara suresi 258. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ali İmran suresi 156. ayet-i kerime. Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi 158. ayet-i kerime. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Mümin suresi 68. ayet-i kerime. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Duhan suresi 8. ayet-i kerime. El-Hayy ve El-Kayyum isimlerinde de bazı ayetleri vereceğimiz için bu üç ismi birlikte düşünmek ve okumak gerekir. Ebced değeri ve zikir saati. El-Mumit isminin ebced değeri ve zikir adeti 490'dır. Zikir saati Merih, zikir günü Salı'dır. Salı günü Merih saati daha önce geçmişti. Sabah erken
ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunabilir. Sırları ve hikmetleri. El-Mümit ismi daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur ya da hastalığa yakalanır. Bu ismin zikrine devam eden kimse için kalplerde muhabbet yaratılır. Kötü niyetli ve zorba zalimler onunla karşılaşmak istemezler. Şayet karşılaşırlarsa kendisine iyilik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapmazlar. Her gün 490 defa zikreden kimselerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur. Kötü adetlerinden kurtulur. Harama meyli kalmaz. Zalimlerin ve fasıkların helakini arzu eden kimse bu ismi şerifi tam bir itikat ve mükemmel bir temizlik ile 7 gün güneş doğmazdan evvel 295 defa zikredip o zalim veya fasıka beddua ederse biiznillahü teala derhal helak olur. Esma-i Şerife ile zalimlerin helaki için beddua etmekte birinci şart zalimin müstehak olması hususuna dikkat eylemektir. Şurası da unutulmamalıdır ki beddua ederken evvela Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretlerinden ıslahını, ıslah olmasını, şayet ıslahı mümkün olmadığı takdirde kahrını dua eylemek icap eder. Bu hususta son derece dikkat ve itina gösterilmeden rastgele ya da şahsi bir husumetten dolayı, şahsi bir buz ve adavetten dolayı kahriye okumak büyük vebal olmakla beraber pek büyük bir tehlikedir. Bu isim ulu, burhan ve azametli adla zalim ve fasık kimseleri helak etmek isteyen kimseler bu adı çokça anmalıdır. Bu adla bir zalim veya fasık bir kimseye beddua eden bir kimse o zalim kişiyi anında helak etmiş olur. Bu adın şehvet ve hırsı etkileyen azametli bir yönü vardır. Bir kimse kendisinden geçercesine bu ismi zikrederek sonradan bir zalim hakkında adını söylemek suretiyle beddua edecek olursa anında o kimse helak olmuş olabilir. Bu ismin sayıca kıymeti 295'tir. Bu çiftin çifti ve cüzleri tek olarak 526 fazla olan bir sayıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın Nimel Mevla adının bir işaretidir. Harflerinin adları 2'dir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın iki ulu adının Eman, Metin işaretidir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.